Ahmet Özal'ın merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili iddialarıyla gündeme gelen emekli Orgeneral Sabri 25oğlu olaylara açıklık getirmek isterken çok önemli itiraflarda bulundu. 25oğlu bir gazeteye verdiği röportaj sırasında Kıbrıs'ta halkı galeyana getirmek için cami yaktıklarını da ağzından kaçırdı. 1955'te 6-7 Eylül olayları sırasında Özel Harp Dairesi'nin atası sayılan Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görevli olan ve Soğuk Savaş yıllarında NATO eğitimi için Napoli'ye giderek dönüşte Türk kontrgerillasının doğum yeri olarak bilinen Kıbrıs'a tayin olan Sabri 25oğlu'nun gazeteci Fatih Güllapoğlu'na söylediği bu sözler hiç unutulmadı. 6-7 Eylül bir özel harp işidir. Muhteşem bir örgütlenmeydi. Amacına da ulaştı. İşte bu sözlerine açıklık getirmek isteyen 25oğlu ağzından çok önemli sözler kaçırdı. İstanbul'da gayrimüslimleri hedef alan 6-7 Eylül olayları ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın suikastine karıştığı iddialarıyla gündeme gelen eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral Sabri 25oğlu, 6-7 Eylül olayları özel harp işidir ve muhteşem bir örgütlenmedir şeklindeki sözlerine de açıklık getirmek istedi ve Özel Harp Dairesi'ni anlatırken tarihi bir sır da açığa çıktı. Eğer bir yerde halkın galeyana gelmesini bir mukavemet hareketini göstermesini arzu ederseniz, sizin saygın değerlerinize düşmanın karşı tarafın bir şey yaptığını, küçültücü hareket yaptığını gösterirseniz halkı galeyana getirirsiniz. Özel Harp'te bir kural vardır. Halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs'ta cami yaktık biz. Kıbrıs'ta 1955-58 yılları arasında 16, 1963-74 arasında ise 100'den fazla cami, mescit ve türbe Rumlar tarafından tahrip edilmiş, Baf'taki Cami-i Cedid 1964'te yıkılmış, Lefkoşa'daki Ömeriye ve Bayraktar camileri de defalarca bombalanmıştı. Benzer bir itirafta emekli Korgeneral Altay Tokat'tan gelmişti. Tokat, 2006 yılında verdiği bir röportajda Güneydoğu'da görev yaptığı yıllarda bölgeye gelen memur ve hakimlerin işlerini ciddiye alıp hizaya girmeleri için evlerinin yakınına birkaç bomba attırdığını itiraf etmişti.